Pazartesi. Neredeyse bir ayın daha sonuna geldik. Zaman su gibi akıp geçiyor. Ocak, Şubat, Mart, kış, bahar derken neredeyse artık kış aylarını tamamlayacağız. Mayıs'la birlikte bahara gireceğiz. Sizleri bu videomuzda dünün yani 25 Mart, Nisan, 25 Nisan, Pazar gününün gelişen magazin olaylarından derlediğimiz bir haber turu sunacağız. Burada başlıklarını ve fotoğraflarını gördüğünüz haberlerin geniş detaylarını her zaman olduğu gibi magazinkolik.com sitemizde okuyabilirsiniz. Dünün en çok okunan haberi kuşkusuz bir temenni, bir dilek, bir darısı başımıza dedirten bir haber. İrlanda'da 50 bin kişilik bir konser verildi. Hem de maskesiz ve mesafesiz bir şekilde. Çünkü onlar bu hastalığı yendiler ve atlattılar. Darısı başımıza dedik biz de. Ve böyle konserlere kavuşacağımız günleri hakikaten dört gözle bekliyoruz. Efendim, dünün en çok okunan ikinci haberi Semiha Yankı'dan geldi. Semiha Yankı uzun süredir biliyorsunuz Çeşme'de yaşıyor, hayatını devam ettiriyor. Anıl Pitek adındaki bir şarkıcı ve bir modacı olduğu söyleniyor. Onu yolda çevirip darp ettiği iddiası var. Ve hatta savcılığa suç duyurusunda bulunmuş Anıl Pitek denilen kişi. İlginç bir haber geldi bize. dünün üzücü haberi Yeşilçam'ın ve dizilerin önemli ismi Ertuğ Koruyan'ı kaybettik. Kendisi vefat etti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaptığı hizmetler için de gerek sinemaya, gerek tiyatroya, gerekse dizilere kendisine şükran borçlu olduğumuzu söylüyoruz. Demet Şener, Cenk Küpeli'den ayrılırken ağlayarak ayrıldığını itiraf etmiş. Dünün itirafı başlığıyla verdik biz de bu haberi. Murat Kurşun yeni klibinde bir hayranını oynatacağını söylemişti. Bu sözünü yerine getirmiş ve bir hayranıyla birlikte yeni şarkısı için kamera karşısına geçmiş. İlginç bir haber. Ata Demirer dün Hülya Koçit'in sunduğu televizyon programına katıldı ve gerçekten de ilginç şeyler söyledi. Özellikle denizle ilgili, denizcilikle ilgili. Hepinizi okumaya davet ediyorum bu haberi. Star TV iftar ekranını, Ramazan ekranını Bekir Köse'ye emanet etti. Bekir Köse kimdir, nedir, kimleri ağırlayacak, kimleri ağırladı haberimizde bulabilirsiniz. Survivor 2021 daha bitmeden o kadar maalesef başarısız olundu ki Survivor 2022'nin şimdiden hesapları yapılıyor ve All Star yapılacağını Acun Ilıcalı açıkladı. Ve bu All Star'a kimlerin katılacağını da ilk sinyallerini kendi ağzından verdi. Biz de haberimizde bunu yazdık. Rıza Kocaoğlu ile Yüşra Geyik arasında bir aşk yaşandığı söyleniyordu. Kız tarafı bu konuya bir açıklık getirdi. Haberimizde okuyabilirsiniz. Hercai dizisi biterken, biliyorsunuz bu hafta dün final yaptı. Biterken Akın Özü'nün başrol oyuncusu Akın Özü'nün olayları diziye damga vurdu. Yönetmenin yaptığı açıklamaya göre Akın Özü dizinin final bölümünü sabote etti ve kendisi de sanatçı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Bir başka dizi haberi Hekimoğlu biliyorsunuz yabancı bir dizinin Türkiye versiyonu, Doktor House dizisinin Türkiye versiyonu. Dizinin sonlarına yaklaşırken Zeynep karakteriyle oynadığımız, izlediğimiz Damla Kolbay'ın diziden ayrıldığı haberi geldi. Kendisi ağlayarak sete veda etti. Ama bu ayrılık kötü bir ayrılık değildi. Senaryo gereği olan bir ayrılıktı. Haberimizde okuyabilirsiniz. Şarkıcı Şimal kanser olduğunu açıklamıştı. Genç şarkıcı. İlk önce saçlarını kısalttırmıştı. Şimdi de saçlarını tamamen kazıttırdı ve kanserle mücadeleye devam sloganı işaretini verdi. Biz de kendisine buradan şimdiden geçmiş olsun ve acil şifalar diliyoruz. Bu akşam ekranlara gelecek 3 tane dizinin sizlere bölüm özetlerini ve fragmanlarını